Aa dostum, ne giydin? Bu şekilde giymen gerektiğinden emin misin? Şu ikisine bakın. Erkek kardeşinizle Instagram'da komik filtreleri deneyebilirsiniz. Bak, aynı yüze sahibiz. Çok güzel değil miyiz? Şimdi de Instagram hikayeme bir fotoğraf çekeceğim. Ciddi bir yüz ifadesi yap. Yüzleri değiştirmek gerçekten çok komik. Vay canına, gerçekten çok güzel bir kız olabilirdin. Peki ya vücutlarımızı değiştirsek nasıl olur? Mesela bir günlüğüne. Komik bir film senaryosu gibi görünüyor. Ama yatma zamanı geldi. Hadi odalarımıza gidelim. Birisi yatağa oyuncak ayısıyla yatıyor. Diğerinin ciddi ve erkeksi bir odası var. Bu ikisinin sabah ne kadar şaşıracağından haberi yok. Önce kız kardeş uyandı. Ah, hiç hoş bir tavır değil. Belki de bu kız kardeş olmayabilir. Bu aptal maske nereden çıktı? Ve vücudumdaki bu tuhaf his de ne? Yüzümü yıkamam lazım. Aa! Neden kız kardeşimin bedenindeyim? Ve göğüslerim var. Bu çok garip. Ama göğüslerim olmasa bile iyi hissettirmedi. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Bakalım kız kardeş yeni bedeninde ne yapıyor? Uyan bakalım. Herkese günaydın. Aa, başında fiyonk olan bir erkek çok şirin. Dur biraz. Saçlarım nerede? Uzun saçlarım. Ve bu da ne? Oh hayır. Sanırım artık kendim değilim. Erkek kardeşimin burada olması çok iyi. Hey kalk. Neden bu kadar üzgünsün? Hey, vücuduma dikkat et. Bir daha öyle yapma. Ah, kendimle buluşmak. Bunu beklemiyordum. Hadi ama yerde yatmayı bırak. Bunun sonsuza kadar süreceğini mi düşünüyorsun? Ve bir daha balo elbisesi giyemeyeceğimi? Ve asla evlenemeyeceğimi? Ah, saç bandını çıkar. Beynimi sıkıyor. Dramatik olmayı bırak. Peki durum nedir? Sen bensin. Ben de senim. Erkeksi bir kız ve kız gibi bir erkek. Her şey birbirine karıştı. Umarım bu geçici bir durumdur. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Umarım kimse yer değiştirdiğimizi anlamaz. Hadi odalarımıza gidelim. Hey, yanlış kapı. Ah evet. Artık erkek kardeşimin odası benim odam. Ah tamam, artık farklı bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Ama eski alışkanlıkları yok etmek zordur. Makyaj çantası ve ayna. Önce bu vücudu şekle sokalım. Vücuduna hiç iyi davranmamış. Şu kalın kaşlara bakın. Ah! Acaba erkek kardeşim hangi ojeyi seçerdi merak ediyorum. Bugün çok işim var. İşte erkek kardeşim de geliyor. Galiba başı belada. Kopçayı takamıyor. Benden ders alması lazım. Çok basit. İşte kancalar burada ve burası da takılacak yer. Erkekler hiçbir sorunu çözemiyor. Tamam, ilk sefer için fena değil. Aa, makyaj mı yapıyorsun? Neden tırnaklarını göstermiyorsun? Sakın tırnaklarımı boyama ya da yüzümü. Erkek kardeş makyaj çantasını yanına aldı. Buna onun ihtiyacı var. Görünüşe göre eski hayatını özlüyor. Şşt, taşınıyoruz. Uzağa değil, yandaki kapıya. Böylesi daha iyi. Ay. Erkek olmak çok sıkıcı. Neyse ki saç düzleştiricim var. Düz dalgalar yapmak çok iyi bir fikir. Ama erkek kardeşimin güzellikle ilgili sorunları var. Tüm bunlarla ne yapması gerekiyor? Ah, olamaz. Saçlarıma ne oldu? Görüntümü değiştirmeyi bırak. Tamam ama önce makyaj konusunda sana yardımcı olacağım. Ah, gıdıklandım. Sanırım bu işi pek sevmedi. Gözümü çıkartmayacağından emin misin? Kızlar tüm bunlarla nasıl ilgileniyor? Kaşlarının üstüne kaş çizmek mi? Ciddi misin sen? Sonunda parfüm. İnanamıyorum. Bu kadın parfümü. Hadi ama bir şeyler atıştırma zamanı. Sıradan erkeklerin sandviçleri birer bina boyutundadır. Hassas bir yaratığın ne yiyeceği kimin umrunda? Sonuçta içinde büyümeye ihtiyacı olan bir erkek var. Diyetteyim, unuttun mu? İşte bir bardak su ve hafif bir kahvaltı. Ve sandviçini de ben yiyeceğim.
Çünkü gerçek bir erkek gibi görünüyorum. Ah, yemek yemek çok daha lezzetli. Nutella yiyemezsin. Yoksa kilo alırsın. Biraz marul al. Tamam, bugün egzersiz yapacağız. Ne tuhaf bir çift. Kısa üstlü bir erkek ve kocaman bir kapşonlu üstün içinde bir kız. Alışkın oldukları gibi giymişler. Üstümüzü değiştirmemiz lazım. Böylesi daha iyi. Spor salonuna geldik. Her şey iyi gidebilirdi. Ama erkek kardeşimin çantasında küçük bir etek ve tayt var. Kız kardeşte de eşofman altı ve üstü. Yapılacak fazla bir şey yok. Hadi giyinme odasına gidelim. Hayır, hayır. Senin kızların odasına gitmen gerekiyor. Bazen bir kızın spor salonuna uyum sağlaması zor olabilir. Özellikle de erkek gibi görünüyorsa. Koş kardeşim, koş. Önemli olan yüz ifadeleri. Çömelme egzersizi. Ve daha fazla şirinlik. Spor salonuna gelen bir erkek böyle görünmez. Acaba hangi ağırlığı seçsem? Ah hayır, bunlar fazla ağır. Bunlar bana uygun değil. Ah, bunları alacağım. En sevdiğim boyut. Fazla kaslı olmak istemiyorum. 1, 2, 3, 4. Hadi devam edelim. Şimdi de sıra kız kardeşte. Burada oyun oynamıyoruz. Bu ciddi bir iş. Çok çalışmam lazım. Buraya eğlenmeye gelmedik değil mi? 1, 2. Hashtag egzersiz motivasyonu. Spor salonundaki diğer erkekler çok şaşıracak. Erkek kardeş her zaman böyle çalışıyor. Şu an bir kız gibi görünmesi kimin umurunda? Tamam, biraz daha ağırlık egzersizi yapmalıyım. Bunlar ciddi ağırlıklar. Kız kardeşimin oynadığı küçük oyuncaklar gibi değil. Bir sürü ağırlık var. Bu iş zayıflara göre değil. Dur biraz. Bir kadının bedenindeyim. Kızlar ne yapar? Böyle bir şey. Böyle zorlu bir egzersizden sonra televizyonun önünde bir şeyler atıştırabiliriz. Ah, kız kardeşim geliyor. Vay canına, ne görüntü ama. Havludan bir başörtüsü mü? Saçlarının tamamını mı kurutacaksın? Ve bir de dergi. Çok ilginç. Vay vay vay. Ah, kız kardeşime mesaj geldi. Ve ciddi sorunlar yaşayacak. Çünkü internetten tanıştığı biriyle randevusu var. Bu imkansız. Gitmek zorundasın. Çünkü şu an sen bensin. Hadi ama lütfen. Ve ben de senin arabanı yıkayacağım. Tamam, anlaştık. Kız kardeşim için her şeyi yaparım. Ah, çok kirli. Tamam, iğrenç. Tabii ki ama bunu yapmak zorundayım. Elime eldiven takacağım. Ne kaba bir erkek kardeş. Ödül almadan hiçbir şey yapamıyor. Şu an araba parlayacak. Tabii ki tuhaf bir görüntü olabilir. Yoldan geçen kızların çok hoşuna gitti. Ah, YouTube'da paylaşacağım. Ve pencereden bakan bir izleyici var. Biraz daha dikkatli ol. Bu vücut değiştirme olayı bizi zor duruma düşürdü. Dikkatli yıka. Kirleri görebiliyorum. Bu dünyada kız olmak çok zor. Randevuya hazırlanma zamanı. Ah hayır. Üzgünüm kardeşim ama görüntün çok erkeksi. Kız kardeş erkek kardeşe moda dersi verecek. Beyzbol şapkanı çıkar. Pembe olsa bile. Şu ceketi de çıkar. Şık ve kadınsı bir şey seç. Randevuya gideceksin değil mi? Evet, bu pembe tişört ve siyah etek çok uyumlu oldu. Tabii ki topuklu ayakkabılar da önemli. Sanırım topuklu ayakkabının boyu zavallı erkeği korkuttu. Bunu giyip evde bile yürümek çok zor. Sanırım bacağım kırıldı. Biraz pratik yapman gerekiyor. Harika, hazırsın. O an geldi. Erkek arkadaşı sert el sıkılmasından hoşlandı.
ama tavırları onu hayal kırıklığına uğrattı. Vay canına, kim kadehi böyle tutar ki? Ve içeceği böyle ağzında gezdirmesi de hoş değil. Ha dostum, kız kardeşin erkek kardeşinin tavırlarını değiştirecek zamanı olmadı. Sanırım erkek şok oldu. Böyle bir kızla restoranda oturmak sanki barda bir arkadaşımla oturmak gibi. Sıradan bir erkek gibi davranıyor. Çok tuhaf. Belki de kadeh kaldırıp bu sorunu çözebiliriz. Bir erkeği öpmek mi? Hayır, teşekkürler. En azından pastaları yanıma alabilirim. Eğer erkek arkadaşı kiminle randevuya çıktığını bilseydi... Ama hayır, bilmemesi daha iyi. Evde olmak güzel. Zor ve tuhaf bir gün oldu. Ne olursa olsun bana yardımcı olacak ve sıcak çay yapacak bir kardeşimin olması çok hoş. Maceralarından yoruldular ve kardeşler salondaki koltukta uyuyakaldılar. İlk uyanan erkek kardeş oldu. Dur biraz. Bu erkek kardeş değil, kız kardeş. Yaşasın. Uyan bakalım. Sihir geçti. Yine benim ve sen de kendinsin. Çok eğlendik. Şimdi saç bandımı bana geri ver. Tamam, her şey normale döndü. Yer değiştirme videomuzu sevdiniz mi? Öyleyse siz de hangi durumu daha komik buldunuz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum Turum'daki yeni videoları kaçırmazsınız.